Bugün 350 lira civarı Tekneyi olan... girişenden yap, gimbal oynatıyordum. Ay senin amına koyayım ya. Bir dakika. Giriş yaptığım anda oğlum adam gibi yapsana. Bugün 350 lira civarı... Arkada ev yanıyor amına koyayım. Bugün 350 lira civarı olan yaka mikrofonunu deniyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yaka mikrofonu burada. Yaka mikrofonumuzun asıl özelliklerine gelirsek ses kalitesi giriş düzeyi olarak size yardımcı oluyor. Yani fiyat performans ürünü diyebilirim. Fiyatına uygun bir mikrofon olup olmadığını test edeceğiz. Ben birazdan şu arka tarafa gideceğim ve Ali'ye oradan bağıracağım. Bakalım çekim gücü ne kadar? Şurada duvar arkası testi yapacağız. Ve sesi biraz boğuk aldığı düşüncesindeyim ben. Ama dediğim gibi fiyat performans ürünü 350 TL civarı bulunan yaka mikrofonlarının bu kadar güzel ses düzeyini vermesi aslında biraz da mucize gibi bir şey. Türkiye'nin ekonomi şartlarına baktığınız zaman bu tarzda bir yaka mikrofonunu 350 TL'ye almak bence akıl sır erebilecek bir iş değil. Mikrofonumuz bu tür bir kutuda geliyor. Küçücük bir kutu olabilir ama içinde çok büyük şeyler var. İçerisinden bu ve aparatı çıkıyor. Aparatını da şu anda kullanıyoruz. Öncelikle aparatımızı telefona bağlıyoruz. O küçük Type-C girişli aparatı telefona bağladığımız zaman kırmızı ışık yanıp yanıp sönmeye başlayacak. Arkadaşlar mikrofonumuzu nasıl çalıştırıyoruz peki? Bu ses nereden geliyor beyefendi? Sen bu sesi nereden alıyorsun? Mikrofonunuzun aparatını, küçük pipi kadar olan aparatı telefonunuzun Type-C girişine takıyorsunuz ve bütün gücü oradan alıyor. Aparatın üzerinde küçücük beyaz bir panel bulunuyor. O beyaz panelin üzerinde de kırmızı ışık yanıp yanıp sönecektir arkadaşlar. Yani o yaka mikrofonun asıl parçası olan mikrofon. Onu açıyorsunuz ve yeşil ışık, kırmızı ışık. Squid Game. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Birbirini eşledikten sonra mikrofonunuz da yeşil yanmaya başlayınca artık yavaş yavaş başlıyorsunuz. Ve telefonunuza Open Kamera uygulamasını indiriyorsunuz. Başka türlü sikseniz çalışmıyor, affedersiniz. Open Kamera'yı indirdikten sonra uygulamayı açıp 3 noktaya basıyorsunuz ve video ayarlarına gidiyorsunuz. Video ayarlarından sesin kaynağı düğmesine basıyorsunuz. Sesin kaynağı düğmesine bastıktan sonra harici mikrofon varsa seçeneğine bastığınız anda mikrofonunuz aktifleşmiş oluyor. Ve çok güzel videolar çekebiliyorsunuz. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Bek. Abone olmayı unutmayın. Abone olun. Kalk orada. Şu anda doğayla iç içe ortamdayız. Uzun köprünün. Amma da doğa be kardeşim. Evet, bayağı doğa. Şu ileride amına koyayım. Çok uzaktayız bakın. Bence bağlantısı kesildi bu çocuğun. Vay ananın amına koyayım ya. Şimdi ben şu ağaçların arka tarafına geçiyorum. Şurayı çek Ali. Ben o tarafa gideceğim şimdi. Testi yapacağız. Bakalım benim sesim hem telefon mikrofonundan nasıl geliyor hem de yaka mikrofonundan nasıl geliyor onu test edeceğiz. Neyse ben bir aşağı iniyorum. Sen de şu... Ben de buraya oturuyorum. Tamam. Telefona basma da kanka, aşağıda benim telefon var. Senin bence bağlantın orada kesildi, şu karşıda. Emin misin? Çünkü çok uzaklaştın kanka. Tamam, bunun olsun. Mesafesi ne kadar? Sen oradan bakarsın kesiliyor mu diye. Neyse anlarız videoda ya. Aha. İnşallah götünü köpekler ısırır orada. Evet. Ali. Buyur. Bak mesafe uzaklaştıkça kesiyor. Evet kanka, ben de aşağı düşmek Olur. üzereyim seni çekeceğim diye. Neyse gidelim bakalım. Patron abimizin yanına. Sınıfta kaldı. Gitti mi? Sınıfta kaldı. Kaç metre? Kanka. Bence kaç metre biliyor musun? 1,5 metre. Hayır, 10 metre falan. 10 metre falan da değil kanka. Aşağı inince kesiyor. Şu an mikrofonumuzdan ses gelmiyor. Şey değil mi? Videodan daha güzel şey buranın güzelliği. Güzel ya. Bu kadar aman aman bir manzarası yok ama güzel. Evet. Bakalım. Ve çekim yaptığımız bölge burası arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda beni telefonun kendi mikrofonundan duyuyorsunuz. Evet arkadaşlar, size şimdi küçük bir rapor vermek istiyorum. Video içerisinde robotlaşmaları falan duyduysanız videonun zaten nerelerde kesildiğini anlamışsınızdır. Mesafe olarak 4 metre civarı bir mesafesi var. Şu şekilde kullanırsanız çok güzel olur sizin için. Ben bir tane de
algılayıcı telefon yanımda kullanıyorum. Mesela ben bunu cebime attığım an isterse anasının amına gideyim. Yani öyle çok büyük bir telefon olmasına gerek yok. S3 mini'niz bile olsa open kamerayı yüklediğiniz an cebinize atar atmaz bu ses kaydını alabilirsiniz. Normal ses kaydı uygulamaları da var harici mikrofonda ama biz şu anda ani bir video çekişi yapıyoruz. Dediğimiz gibi yanınızda bir tane de harici telefonunuz olursa isterseniz ben buradan Fizan'a da gitsem Ali beni videoya çektiği an sesleri birleştirebildiğimizde her türlü olur. Yani kısacası bu iş editöre düşüyor. Bu mikrofon aslında biraz da editörün işini zorlaştıracak bir şekilde. Yani kısaca benim. Kendi kendime bela almış olabilirim. Herkesin birer tane telefonu vardır. Arkadaşınızın telefonuyla videoyu çekersiniz. Kendi telefonunuzda ses kaydını alırsınız. Ses kaydını almadan önce ikisini aynı anda başlatıp bir parmak şıklatması yaptığınız an Premiere Pro'daki eşitleme şeyiyle videolarınızın seslerini eşitleyip artık o bozuk olan kameradaki yani arkadaşınızın telefonunun kamerasının sesini oha tamlama yaptım zincirlemeyiz. Arkadaşınızın telefonunun kamerasının sesinin dosyasını silip kendi çekmiş olduğunuz harici mikrofonun sesinin dosyasını ekleyerek çok güzel videolar çekebilirsiniz. Ve bu arada adı yaka mikrofonu ama ben göbeğime takıyorum. Neden bilmiyorum çünkü sesi çok fazla boğuyor, çok ses geliyor. Belki de bu sesin azalmasını sağlar bilmiyorum. Ya da şuraya falan da takabilirsiniz. Buraya çok yaklaştırmayın. Çok sesinizi alır. Sesiniz bok gibi olur az önce olduğu gibi. Çok patlama oluyor. Aa! Falan oluyor. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bakın bunu söylemediğim sürece şu anda şurada veriler var. Gördüğünüz gibi videoyu izleyenlerin %97'si mi %96'sı mı ne? Kanala abone olmuyor. Biz çok üzülüyoruz değil mi Ali? Ben geceleri ağlıyorum. Ben de abi. Yorganın altında bütün gün ağlıyoruz arkadaşlar. Yapmayın. O kadar. Videosundan hiç abone gelmedi çok. Evet fazla. Yani 1000 kişi izledi. 1100, 1200 kişi izledi ama kim... kişi rahat ama kimse abone olmadı. Yani orada buluşuruz gibi bak. Siz de kazanacağınız, siz de kazanacağınız. Abone olmak isteyenler olur. Videoyu beğenenler de beğenir. Beğenmeyenler de aşağıya yapıcı eleştiriler yazarsa çok hoşumuza gider. Çok manidar oluruz. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Diğer videolarımızı izlemediyseniz çabuk izleyin. Yoksa bu büyük heyecanı kaçırırsınız. Artık geri dönüyoruz adamım. Yapacağız bu işi. Oh yeah.